Merhabalar, Migros TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben astroloji uzmanı Hande Kazanova. 2023 yılının Şubat ayını beraber konuşacağız. Önce 6 burcumuzla başlayalım. Koç burcundan Başak burcuna kadar acaba Şubat ayında sizi neler bekliyor? Hepsini teker teker anlatmaya başlıyorum. Ama anlatmaya başlamadan önce henüz Migros TV'ye abone olmadıysanız lütfen abone olunuz, bildirimleri açınız, yorum bırakmayı ihmal etmeyiniz. Ve eğer videomuzu seviyorsanız etrafınızdaki insanlara bakın böyle güzel tatlı tatlı videolar çekiyorlar. 2023'te Şubat ayında şu olacak, bu olacak gibi lütfen tabii ki videomuzu da tavsiye ediniz diyelim. Ve eğer hazırsanız Koç burcundan Başak burcuna kadar burçlarımızla başlayalım. Evet, Şubat ayında yine her zaman olduğu gibi bir dolunayımız, bir de yeni ayımız var. Bu dolunay ve yeni ay etkileri acaba neler getirecek hayatınıza? Sevgili Koç ve yükselen Koçlar, Şubat ayına yakın çevre konularınız ön planda olarak giriş yapıyorsunuz. Yine akrabalar, kardeşler, yakın çevrenizle beraber yapacağınız her tür girişiminiz bu ay destekleniyor. Oldukça hareketli günler geçireceksiniz ve sosyal çevrenizle olan bağlantılarınız hız kazanacak. İkili ilişkiler ve özel hayatınızı çok fazla zorlamamanızı tavsiye ederim. Özellikle Şubat ayında. Çünkü sevdiğiniz insanı anlamak bu dönem zor olabilir ya da sevdiğiniz kişinin bu dönem işine, gücüne daha fazla kendini verdiğini görebilirsiniz. Bu da zaman zaman aranızda bazı gerilimlere neden olabilir. Şimdi 5 Şubat'ta bir dolunay var ki bu dolunay aşk evinizde gerçekleşecek. Aşk hayatınıza dair alacağınız hassas kararlar gündeme gelirken, bulunduğunuz ortamlarda, yakın çevrenizde olan girişimlerinizde, özel hayatınızdaki gerilimler aşk hayatınıza olumsuz yansıyabilir ya da tam tersi özel hayatınızla ilgili önemli kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Yine çocuğunuzla ilgili konular, sanatsal ve kreatif alanda atılacak her tür adım bu dolunayın önemli konularından olacak ve bu dolunay 8 Kasım'daki tutulma noktasını tetikliyor ki sizin para alanlarınızda gerçekleşmekteydi. Demek ki bu dolunay zamanı para harcamalarınız, yatırımlarınızla ilgili konularda gözünüzü dört açmanız gerekebilir. 20 Şubat'ta bir yeni ay var ki bu yeni ay diğer burçların aksine hiçbir şekilde adım atmamanız gereken yeni aylardan bir tanesi. Daha böyle kötü alışkanlıklarınız, huylarınız varsa bunları geride bırakmak üzere harekete geçebilirsiniz. Spiritüel alanda yapmak istediklerinizi hareketlendirebilirsiniz. Ama hayatınıza dair, sağlığınıza ya da işinize dair herhangi bir girişiminiz varsa bu yeni ay ve sonrası 15 gün boyunca işleri nadasa çekmek ve tabii ki kendinize ve ruhunuza daha fazla vakit ayırmak hayatınızda önemli olmalı. Güzel bir ay diliyorum sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Evet sevgili Boğa ve yükselen Boğalar, Şubat ayı parasal konuların hareketliliğiyle karşınıza gelecek. Sosyal çevreniz çok aktif, işinizde gücünüzdesiniz, amaç ve hedefleriniz için uğraşıyorsunuz, iş hayatınızda önemli adımlar devreye girmiş olabilir. Bütün bunların maddi olarak karşılığını almak isteyeceğiniz bir ay içindesiniz. Şimdi hemen 5 Şubat'ta gerçekleşecek dolunay ev, aile ve yuva alanlarınızda oluşacak. Biliyorsunuz dolunay zamanı işlerimizle özel hayatımız arasındaki dengeyi iyi sağlamamız gerekiyor. Demek ki bu işiniz, gücünüz, koşturmalarınız, aktiviteleriniz aslında ev ortamlarınıza huzursuzlukları yansıtabilir. Aile ortamınızda önemli bir konu ya da bir mevzuyla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Ya da daha önceden vermiş olduğunuz bir kararın yansıması aile ortamlarınızda çok ses getirebilir. İkili ilişkiler ve özel hayatınıza da dikkat etmeniz gereken bir dönem. Bu dönem karşı cinsle anlaşmak çok da kolay olmayacak. Aynı zamanda bu dolunay 8 Kasım'daki tutulma noktalarını tetikleyeceği için hem kendi sağlığınız hem kendi kişisel hayatınıza dair aldığınız kararların aile ortamınıza ya da iş konularınıza yansımasının etkilerini bu dolunayla beraber çok net bir şekilde alabilirsiniz. 11 Şubat'tan sonra işle ilgili konular hızlanıyor. Önünüzdeki 2 hafta boyunca konuşma ve görüşmeleriniz hızlanabilir. İş değiştirmek, yeni bir projeye başlamak anlamında gayet olumlu. 20 Şubat'ta Balık burcunda bir yeni ay var ki bu yeni ay sosyal çevrenizi yeniden yapılandırmanızı hareketlendirecek. Arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz ya da katılacağınız organizasyonlar, bir takım davetler, bunlarla ilgili önemli kararlarınızı 20 Şubat ve sonrası 15 gün boyunca gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yine 20 Şubat'tan sonra işten elde edilen gelirleriniz
artabilir. Ama bir yandan da kendinizi biraz geri plana çekmek isteyebilirsiniz. Önünüzdeki 3 hafta boyunca kendi halinizde olmak önemli olacak. Sevgili Boğa ve yükselen Boğalar, güzel bir ay diliyorum. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, bu ay sizin için çok önemli. Hareketli bir aya başlıyorsunuz. Mars sizin burcunuzda, hareket halinde ve tabii ki kendi kişisel beklentileriniz, adımlarınız, sağlığınızla ilgili konuları bu ay fazlasıyla hareketli kılacak. Hem seyahatler, hem eğitimle ilgili konular, hem de kariyerinize yönelik adımlarınız hızlanırken 5 Şubat'ta bir dolunayla karşı karşıya geleceksiniz ki bu dolunay zamanı yakın çevrenizin konu ve olayları hayatınızda daha fazla yer edecek. Akrabalar, kardeşler, komşular ya da yakın çevrenizdeki çok sevdiğiniz yakın dostlarınız. Bu alanda önemli bilgiler bu dolunay zamanı karşınıza gelirken, göz önünde olacağınız ortamlarda, patronlarınızla olan ilişkilerinizde bazı aksiliklere, bazı tartışmalara da açık bir ortam gündeme gelebilir. Kadın erkek ilişkilerinize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu dönem sadece kendi isteklerinize göre hareket etmek isteyecek ve etrafınızda bulunan kim varsa o insanları zaman zaman kırmaktan da çekinmeyeceksiniz. 5 Şubat civarı 8 Kasım'daki tutulma noktaları da tetikleniyor. 8 Kasım'daki tutulma noktası sizin kadersel alanınızda oluşmaktaydı. Bu yüzden hem bir eğitimin sonlanması ya da ticari bir faaliyetiniz varsa bu ticari faaliyetinizin temelindeki bazı sıkıntı ve sorunlar ya da bir davanız varsa bu davanın sonuçlanması gibi etkilere açık görünüyorsunuz. 5 Şubat ve sonrası 15 gün boyunca bu alanlarda hızlı gelişmelere şahit olacaksınız. Diğer taraftan bir olayın iç yüzüyle de karşılaşma potansiyeliniz var. Bakın bakalım neler olacak 5 Şubat civarı, ama durum ve olayları çok fazla büyütmemeye özen gösterin. Aynı zamanda ruhunuzda bu dönem çok fazla sıkmayın lütfen. 20 Şubat'ta bir yeni ay var ki bu yeni ay kariyerinizde hızlı ilerlemeleri karşınıza getirebilir. Venüs de burada ilerliyor. Şimdi patronlarınız ve üstlerinizle konuşmalar yapmak, zam istemek, terfi için adımlar atmak için uygun bir dönem içinde olacaksınız. Çalışmıyorsanız eşinizin ailesi ya da kendi ailenizle olan bağlantılarınızı da bu yeni ay ve sonrası fazlasıyla kuvvetlendirebilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, bu ay hala kontrol sizin elinizde değilmiş gibi hissedeceksiniz. Zaman zaman sağlık sıkıntıları, zaman zaman yönünüzü bilememe, ne yapacağınız konusunda net kararlar alamama gibi etkiler devrede olabilir. Biraz isteksiz enerjilerle giriş yapıyorsunuz Şubat ayına, ama hemen Şubat ayının ortası itibariyle şartlar ve koşullar sizin tarafınıza dönmeye başlayacak. 5 Şubat'ta bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay parayla ilgili konulara dikkat çekiyor. Demek ki 5 Şubat civarı artı eksi 3 gün ve sonrası 15 gün boyunca cebinize giren parayla ilgili olacaksınız. Bir kere beklediğiniz bir para varsa bu dönem bu paranın gelme olasılığı yüksek olabilir. Ya da bir para beklentiniz varsa bu para beklentinizin hiç olur olmadık yerlere takıldığını, düşündüğünüz gibi karşınıza gelmediğini de görebilirsiniz. O yüzden hem yatırımlarınıza, hem harcamalarınıza, hem cebinize giren paraya iyi bakın. Ya da bunlar arasındaki dengeyi iyi sağlayın sevgili yengeçler. Diğer taraftan maddi konular gerçekten bu ay önemli. Buralarda verilmesi gereken önemli ve son kararlar aşamasındasınız. Mart ayında artık bu alanlarınız da çok rahatlayacak. Kadın erkek ilişkileri, tanımadığınız insanlarla bazı kapışmalar gündeminize yerleşebilir. Bazı kavgaların ve sürtüşmelerin içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Ya da anneniz, babanız, anne ve baba ilişkileriniz arasındaki gerginlikler sizin hayatınıza da yansıyabilir. Arkadaşlarınızla olan bağlantılarınıza bu dönem dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü bazı arkadaşlarınızla aranızdaki bu gerilimlerin iyice büyüdüğünü ya da iyice ortaya çıktığını görebilirsiniz. 20 Şubat'ta bir yeni ay var ki bu yeni ay seyahat, eğitim, yurt dışı bağlantılı işler ve ticari faaliyetler alanınızda gerçekleşecek. Bu alanlardaki her tür işiniz için yeni girişimlerinizi, adımlarınızı ve başlangıçlarınızı 20 Şubat'taki yeni ay zamanı ve sonrası 15 gün içinde almak çok daha akıllıca olabilir. Venüs de Koç burcuna geçiyor. Bir kere çok
cesaretli olacağınız bir döngüye merhaba diyorsunuz. İşinizde, gücünüzde kendinizi göstereceğiniz bir yıl olacağını söylemiştim sizlere. Şimdi Venüs'ün bu alanlarınıza geçmesiyle beraber doğru bağlantılarla kariyerinizde ve meslek hayatınızda hızlı gelişmeler karşınıza gelecek. Güzel bir ay diliyorum sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar, bu ay önemli. Bu ay sosyal ortamlarda kendinizi göstereceksiniz. Girdiğiniz yerlerde dikkatleri üzerinize çekeceksiniz ya da arkadaşlarınızla bir takım organizasyonlar içerisine gireceksiniz ve bunları yaparken de kendinizi gayet mutlu göreceksiniz. Bu taraf çok güzel. Ama hemen 5 Şubat'ta bir dolunay var ki bu dolunay ikili ilişkiler alanınızda gerçekleşecek. İlişkilere dair ve kendi hayatınıza dair vereceğiniz önemli kararlar bu dolunayın konusu olacak. Bir kere sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gerekecek. Sırt bölgesi, dalak, aynı zamanda kalp ve tansiyonla ilgili konu ve olaylar tam da bu dolunay zamanı sizi heyecanlandırabilir ya da bu konuların ön plana çıktığını çok net bir şekilde görebilirsiniz. Ama diğer taraftan özel hayatınızda yaşadığınız bir takım gerilimler varsa, sevdiğiniz insanla birbirinizi anlamakta zorlanıyorsanız ya da sosyal çevrelerde parayla ilgili bir konu aranızda iyice büyük bir meseleye dönüştüyse, bu dolunay zamanı önemli kararlar almaya da yatkın olacaksınız. Şimdi bu dolunay önemli bir dolunay çünkü 8 Kasım'daki tutulma noktalarını tetikliyor. Sizin 8 Kasım'daki tutulma noktalarınız kariyer ve meslek alanlarınızda gerçekleşmekteydi. İşte burada kariyerinizde ve mesleğinizde oluşmuş ani olayların yansıması özel hayatınızda bazı kararlar almanıza da neden olabilir. Ya da sevdiğiniz insanın ailesiyle olan bağlantılarınıza yine bu dolunay zamanı dikkat etmenizi tavsiye ederim. 20 Şubat'ta bir yeni ay var ki bu yeni ay müşterek para alanlarınızda gerçekleşecek. Yine vergiler, krediler, faiz, banka ödemeleri, banka işlemleri, miras ve nafaka ile ilgili konu ve olaylar ya da bu alanda atılması gereken önemli adımlar 20 Şubat'taki yeni ay ile beraber gündeminize yerleşecek. O yüzden kafanızda böyle parayla alakalı bir takım fikirler varsa bu fikirlerinizi 20 Şubat ve sonrası devreye sokmak çok daha akıllıca olacaktır. Yine 20 Şubat itibariyle seyahatler hızlanmaya başlıyor hayatınızda. Bir seyahate gitme arzunuz yüksek olabilir bu dönem sonrası. Aynı zamanda sevdiklerinizle önemli planlar yapmak isteyebilirsiniz. Eğitim hayatınızda da kendinizi cesur ve atak görecek ve diğer insanların arasından sıyrılmasını başaracaksınız. Güzel bir ay diliyorum sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, bu ay kariyerinizde kendinizi göstereceksiniz. Önemli adımlarla ilerleyeceksiniz. Gücünüzü ve mücadele alanlarınızı etrafınızda bulunan insanlara çok rahat bir şekilde yansıtacaksınız. Kafanızdaki fikirleri hayata geçirmenin tam zamanı. Aynı zamanda sağlıkla ilgili alınması gereken önemli kararlar var. Ya da iş hayatınızda önemli sorumlulukların üzerinize bindiğini düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi 5 Şubat'ta bir dolunay var ki bu dolunay bir konunun iç yüzünü ortaya çıkartabilir. İş hayatınızda yaşadığınız gerginliklerin temelini öğrenebilirsiniz ya da beraber çalıştığınız insanlarla olan ilişkilerinizde bazı gerginlikler ya da hassaslıklar ortaya çıkabilir. Bu dönem şartları ve koşulları çok fazla zorlamayın. Sağlığınıza ekstra özen gösterin. Vitaminlerinizi almayı da ihmal etmeyin. Şimdi bu dolunay çok önemli çünkü 8 Kasım'daki tutulma noktalarını tetikliyor. Sizin bu tutulma alanlarınız seyahat, eğitim ve yabancı insanlarla yapılacak olan işler ticari faaliyetler alanında gerçekleşmişti. Şimdi bu alanların yeniden tetiklenmesiyle beraber bazı işlerinizin sonuçlarıyla karşılaşma potansiyeliniz de yüksek olabilir. Burada karşınıza gelecek her tür konu sizi biraz zorlayacak ya da bir mücadeleyle karşınıza gelecek. Yine yardımına koştuğunuz ya da yardımınıza koşan insanlarla bu dönem aranızda bazı gerginlikler oluştuğunu da çok net görebilirsiniz. Toplum önünde kavgalardan, sürtüşmelerden mümkün olduğunca uzak durmaya özen gösterin. Sonrasında bu dönem geçtikten sonra işlerinizde çok daha hızlı ilerlemeler kaydedeceksiniz. 20 Şubat'ta bir yeni ay var ki bu yeni ay ikili ilişkiler ve özel hayatınıza dair almak istediğiniz her tür karar için harika. Önünüzdeki 2 hafta boyunca
bir ilişkiye başlamak ya da ilişkiniz varsa ilişkinize dair önemli kararlar almak, mesela ilişkinizi bir üst seviyeye taşımak, sözlenmek, nişanlanmak ya da artık benim hayatımda biri olsun, ben biriyle tanışmak ve biriyle bir ilişki yaşamak istiyorum gibi kararlarınızı hızlandırmak anlamında 20 Şubat'taki yeni ay size göz kırpıyor. Sadece bu da değil. Ortaklı bir takım işler, işbirlikleri, anlaşmalar, sözleşmeler ve taşınma ile ilgili konularda 20 Şubat'tan sonra hayatınızda iyice görünür olabilir. 20 Şubat itibariyle aynı zamanda parasal konularda şanslı bir döneme merhaba diyorsunuz. Önünüzdeki 3 hafta boyunca para gelirleriniz artabilir, cebinize güzel paralar girebilir ya da bir borcunuz varsa borcunuzu yeniden yapılandırmanın bir şekilde yolunu cesurca bulabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Evet arkadaşlar, 6 burcumuzu bitirdik. Videomuzun sonuna geldik. Ama sadece kendi burcunuzu dinlememenizi tavsiye edeceğim sizlere. Bir sonraki videoda belki eşiniz, belki arkadaşınız, belki anneniz, belki babanızın burcu vardır. Bir sonraki videomuza da göz atmayı unutmayın. Ha bu arada Migros TV'ye lütfen abone olun. Sizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.